Kibrit çöpleri. Evet, kibrit çöpleri. Toplam 12 tane. Bu şekilde birleştirilmiş bir kare oluşturulmuş. Şimdi devamında şöyle diyor. Çevresiyle aynı. Tabii burada toplam 12 tane kibrit çöpü var. Biz eğer bu kibrit çöpleriyle bir şekil oluşturursak çevreleri aynı olacak. Bunların çevresi 12, 12 kibrit çöpü. Şeklimiz ne olursa olsun bunlarla oluşturuyorsak yine 12 olacak çevresi. Çevresi aynı. Alanı da karenin alanının 5 bölü 9'u olan bir dörtgen oluşturmamızı isteniyor. Karenin alanını bulalım. Şu kenarı 3. 3 tane çöp olduğu için. Tabii bu kenarları da 3 kare olduğu için. Eğer alanını bulursak karenin alanı 3'ün karesinden 9 gelecek. Şimdi bizim dörtgenimizin alanı bunun 5 bölü 9'u olmalı. Dörtgen alanı eşittir 9 çarpı 5 bölü 9 olacak. Buradan 9'ları sadeleştirirsek bizim karemizin alanı 5 olmalı. Evet, bizim karemizin alanı 5 olmalı. 5 yapmalıyız. Tabii karemizin alanını şöyle toplam 12 tane çöple 5 yapacaksak şöyle yapabiliriz. Zaten 5 çıkacaksa 1 çarpı 5'ten çıkar. Yani şurası 1 olmalı. Burası da 5 olmalı. Tabii 5 çöp burada olursa 5 olur. 5 çöp de burada olmalı. Bir tane çöp de burada olmalı. İşte toplam 12 çöple böyle bir dikdörtgen oluşturursak alanı 12 getir. O halde yapmamız gereken şey bir kere en az kaç tane çöp hareket etmeli diyor. Şu çöpü sabit tutabiliriz. Bizim dörtgenimizin sol kenarını oluşturur. Bu çöpü de sabit tutabiliriz. Bunu da ve bunu da. Dört tanesini sabit tutabiliriz. Bizim dikdörtgenimiz şöyle meydana gelir. Bu üç tanenin yanına iki tane şöyle getiririz. Buradan yine aşağı doğru şuraya dizeriz. Bir tane de buraya gelir. Bu hareket etmek zorunda. Buraya gelmek zorunda. Dört tanesi sabit. Dört sabit. Toplam 12 taneydi. 12'den 4'ü çıkarırsak 8'e hareket etmeli. 8 tanesini hareket ettirmeliyiz. Tabii daha fazla hareket ettirebiliriz ama en az 8 tane.